Merhaba, ben Ali Orhan. Bugün 19 Kasım 2019 günlerden Salı, haftanın ikinci gününde yine sizlerle birlikteyiz ve yine sizlerle birlikte programı yapacağız. Bizi izleyen herkese bir kez daha merhaba diyelim. Bakalım bugün ne var ne yok, kime dokunacağız, kimlere dokunmuşlar, neler oluyor Antalya'da. Perde arkalarında neler var olayların, sizlerden gelen neler var ya da bizim buradan söylediklerimize bürokratlar, görevliler, ilgililer, etkililer, yetkililer ne kadar ilgi gösteriyor? Ya da Antalya kamuoyunda gündeme gelen konularda acaba görevi olan kişiler görevlerini ne kadar yerine getiriyorlar? Bugün ayrıca bir belediye başkanının serzenişi var. Doğanın katledilmemesi için. Şimdi ona da bakacağız bugün. Bugün gazetelerde ekonomiyi anlatan düzeyde hemen hemen başlıklar var. Yani bugün birkaç gazeteye bir bakıyorum. Halkın ekonomisiyle idare edenlerin ekonomisinin arasında bayağı fark var. O farklara da bakacağız. Bugün kim ne diyor? Yakında hepinizi böyle hani ilgilendiren bir konu var. Bugünkü Hilal gazetesinde kepenkler inmek üzere demiş başlık o. Niye? Artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirten fırıncılar kepenk indirmemek için mücadele ediyormuşlar. Yani son çırpınışlar ya da direnişler diyelim. Neden? Çünkü onlar hakikaten çok önemli. Çünkü halkın temel gıda maddesi. Yani ekmek artık. Su ekmek. Oraya doğru gidiyoruz. Ve hani çay simit hesabı yapılıyordu ya onlar artık bir tarafa koyuldu. Şimdi su ekmek. Ekmeği bandıracaksın suya. Bandıra bandıra ye beni doyamazsın tadıma. Şarkısı gibi olacak diye sinyaller var. Son Haber gazetesinin manşeti elektrik fiyatları %100 arttı. OSB Başkanı yani Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar. İhracatımızı artırmanın en önemli unsuru ise rekabet avantajına sahip olmaktır. Ancak enerji maliyetinin %100 oranında artış gösterdiği bir ortamda rekabet üstünlüğünden söz etmek pek mümkün değil demiş. Yani yurt dışına nasıl ihraç edeceğiz? Bizim ürettiğimiz ürünün maliyeti Türkiye'deki enflasyon nedeniyle ya da sürekli zamların gelmesi nedeniyle temel maddelere daha yüksek oluyor. E peki bu böyle olunca nasıl mücadele edeceksin rakiplerle? Şansın az. Yeni Yüzyıl gazetesinin manşetinde İyi Partili Erol. İyi Parti Antalya Ekonomi Politikaları Başkanı. Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı olur. Diyor ki İyi Partili Bülent Erol demiş ki intiharların sebebi ekonomik bunalım. Yani ekonomik bunalım intihara sürüklüyor demiş. Ki doğru, bence de doğru. Yani çünkü insanlar zaman zaman bir örnek verirdik ya. Kredi kartlarını kullanma sistemi, kredi kartlarını kullanıyorsunuz ama bir yere geliyor kredi kartını ödemek gerekiyor. Ödeyemeyince de ne oluyor? Bu sefer bunalımlar başlıyor ve o bunalımların içerisinde işte insanı farklı yöne çekiyor bu bunalımlar ve son zamanlardaki can kayıpları da bunun farklı bir örneği. Evet, orada da öyle bir haber var. Hürses gazetesinde bir haber, grip aşısı kara borsada diye var. Kış geldi, soğuk algınlıkların çok olduğu bir dönem, fırsat. Bu fırsat. Hep öyle değil miyiz? Gerçek gazetesinde Doğu'nun Paris'ine yatırım yapın demiş. Gıda ve yöresel lezzetler fuarı için bir grup iş insanı ile birlikte Diyarbakır'a giden ATSO Başkanı Davut Çetin gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek bölgeye yatırım çağrısında bulundu. Doğu'nun Paris'i eskiden Erzurum'du. Gerçekten Erzurum'a Doğu'nun Paris'i derlerdi. Ama ne olduysa Doğu'nun Paris'i unvanını Erzurum kaçırmış, elinden kaçırmış Diyarbakır. Doğu'nun Paris'i olarak bugün gazete o şekilde yazmış. Antalya gündem.
bir üzücü haber daha. Ya da Türk ekonomisinin nereye doğru gittiğini, başka sektörün üzerindeki etkileri daha. Diyor ki sıra turizmde. Var değil mi? Alayım bir günde. Elimizdeki gazeteleri arkada verirseniz sevinirim. Turizmcilere %2 konaklama vergi yükümlülüğünün getirilmesinin turizm sektörünü bitireceğini söyleyen Genel Başkan Ümit Akduman, Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ümit Akduman, turizme hoyratça davranıyoruz. Eğitim, ekonomi ve tarım yanlış politikalardan dolayı batırdık. Böyle devam ederse turizmde turizmin de batması uzun zaman almayacak. Bana göre turizmciyi zengin ediyor. Çalışanını değil, sadece patronların cebine biraz daha fazla para giriyor. O konaklama vergisi gelse, şu olsa, bu olsa var ya, yine değişmeyecek. Yine ezilen oradaki emekçi olacak. Yine bindiği aracın sadece civatası o emekçinin bir aylık maaşına denk gelen patron olacak. Bu turizmciler bu konularda çok farklı. Ha, Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ümit Akduman söyledikleri doğru mu? Sonuna kadar haklı. Şimdi Türkiye'deki politikalar, hükümet politikaları maalesef birçok konuda bitme noktasına ülkeyi getirdi. Şimdi tarımda bir toplantı yapılıyor. Ankara'da herhalde, tam olarak bilmiyorum da, bir toplantı yapılıyor. Yeniden işte tarımla ilgili 5 yıllık, Ankara'da dün yapıldı değil mi? Yok, 4-5 gün sürecek. Bütün Çalıştay, tarım Çalıştayı gibi bir şey yapılıyor. Orada sorunlar dinlenecek. Orada sektörün bütün katmanları olacak. Oluyor da. Fakat yine aynı şeyler yapılacak, edilecek, önlem alınacak. Ceklerle, caklarla ülke bir yere gitmiyor. Hiçbir şey bir yere gitmez. Ne ülke bir yere gider, ne kurumlar bir yere gider, ne insan bir yere gider, ne yaşam bir yere gider. Onun için cekler, caklar yok. Ne var? Yapıldı, edildi, önlemler alındı. İşte tarım sektöründeki üreticiye destek verildi. Ben hep baştan beri aynı şeyi savunuyorum. Tarımda boş arazilere gidip bilmem ne destekleme, işte kredisi mi bir şey veriyorlar, destekleme veriyorlar. İşi gerçekten yapanlara verin. Dün bir haber paylaştık sizinle. Bir danadan yola çıkarak hayvancılığa girmiş bir aileden söz ettik. Değil mi? O tür aileler, bence aile işletmelerini desteklemek lazım. Aile işletmelerini desteklememiz lazım. Turizm, tarım Türkiye'nin en önemli şeyleri ve ikisinde de yerimiz malum bugünlerde tartışılır. Körfez gazetesi farklı bir başlık var Körfez'de bugün. Ki bir iki gazetede var bu. İleri gazetesinde de var. Böceği tüyü bitmemiş yetimin hakkı var dediği böceğin tüyü bitmemiş yetimin hakkı var dediği Konyaaltı'na davet etmişler böceği. Kim davet ediyor? Konyaaltı Belediyesi değil. Aa, teşekkürler. Bak anında burada. Alkoçlar ve Alsa Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezmeye davet etti. Böcek Konyaaltı projesi için ihaleyi alan vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmadı. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin parasıdır demişti. Şimdi güce bakar mısınız? Büyükşehir Belediye Başkanı'nı davet ediyor. Kendisi gelip derdini ya da arzu halini bildirmeye değil. Gel de diyor ya, diyor, bir gör. Niye? Bir söz var da burada söylenmez. Evet. Avrupa'nın en büyüğüymüş Alkoçlar'ın bu Konya altındaki. Fakat onunla ilgili farklı bir haber var. O burada yok. Farklı bir haber var. O haberi de ben sizinle paylaşacağım. Yine Alkoçlar'la ilgili. Denetleme kurulu orayla ilgili bir karar veriyor. İhalenin şekliyle ilgili ve ihaleyle ilgili. Ve ihalenin geçersiz olmasını. Başbakanlık Denetleme Kurulu sanıyorum. Onu bulacağım, haberi sizinle paylaşacağım. İhalenin geçerli olmadığını söylüyor. Bizim hep baştan beri savunduğumuz konu.
Manşet gazetesinin manşeti balon balığına ihraç çözümü haberi var. Şimdi Şifa'ya teşekkür ediyorum, sevgili Şifa Çiçek'e. Akşamdan gazeteleri gönderince böyle biz de sabah şu gazetede bu var dediğimizde ekrana getirebiliyoruz. Antalyalı balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen ihraç çözümü balıkçıları umutlandırırken Thales'in 10 TL'ye satılması fikri ise beğenilmediği haberi var. Onu da okuyacağız, ona da bakacağız. Gazete 1. Çevreci proje için düğmeye basıldı diyor. Kepez'den sıfır atık duyarlılığı. Kepez Belediyesi organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpekler için de mama yapılacak kompost çalışmalarına Perihan Esat Aral Ortaokulu'nda start verdi diye bunun haberini sizinle paylaşacağım. Öte yandan orada yine bir esnafı ilgilendiren bir haber. Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adli Andere de kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarıldığını belirterek taksit düzenlenmesi her kesime kazanç sağlayacak. Hani belki o sektörde biraz olsun yılbaşı da geliyor, hediyeydi, şuydu, buydu. O sektörde biraz böyle canlanma olur diye. İleri gazetesinin manşeti yine böcek sahile davet edildi diye verilmiş. Ender Akkoçlar'ın da bir fotoğrafı var. Vallahi ne güzel bir hayat değil mi? Hiç cebinizden 5 kuruş çıkmayacak, her şeyi belediye karşılayacak ama kiraları siz alacaksınız, parayı siz alacaksınız. Vallahi çok iyi. Öyle bir durum nerede var ya, böyle bir şey varsa niye biz de girelim böyle ihalelere de yetmiyor. İşte zaten ihalenin yapılış şekli, o zamandan karşı olduğumuz sistem oydu. Yapılış şekli, adrese teslim şekli, tek bir şey alamamıştı. İki şirket ortaklaşa girmeye mecbur, konsesüs olarak girmişlerdi. Neden? Konsesüs mu diyorlar, konseryum mu diyor, işte öyle. Neden? Çünkü şartname ona göre hazırlanmıştı. Yani bu firmanın dışında kimse alamaz. Gözlüklü olacak, başında bir hemşin puşisi olacak, gözlüklerinin rengi mavi olacak, çerçevesinin rengi. Ondan sonra sakallı olacak, her sabah televizyonda program yapacak, böyle bir adam arıyoruz. Ondan sonra bu şey aradığımız adamdan ne kadar var? Ya bir tane sayıyorsunuz, ikincisi yok ki. Mesele o. Ha, program bazında da aynısını söylüyorum, iddialıyım. Ya, program bazında da söylüyorum. Ekspres gazetesinin manşetinde dahiler AKEV'de başlığı var. Ama o gazetenin birinci sayfası elimizde olmadığı için şu anda veremiyoruz. Şimdi... Gazetelerin farklı yerlerinde farklı haberler de var. Mesela İleri Gazetesi'nin manşetinin üstünü bir alayım. İleri Gazetesi'nin manşetinin üstü. Manşetin üstünde diyor ki Türkiye sınıf atladı. Kim diyor bunu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylüyor. Diyor ki Türkiye sınıf atladı. Dün Antalya'daydı Bakan Soylu. Belediye bilgi sistemi proje eğitimi için, o eğitim çalışmaları için Antalya'ya gelmişti ve Belek'te bir otelde yapılıyor seminerler ve bakan da oradaydı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bir konuşma yaptı orada açılışında. Şimdi oraya doğru bir gidelim, Belek'e doğru sizi bir götüreyim, ondan sonra yine stüdyoya gelelim. Ve hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. İzliyoruz. E-Belediye Bilgi Sistemi proje eğitimi Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde başladı. Programın açılışında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan projenin belediyelere önemli fayda sağlayacağını söyledi. Çalıştığınız şirketi değiştirmek istersiniz. Başımıza geldi. Muhasebe sistemlerini çalıştığımız şirket ücreti çok pahalı geldi. Yeni bir sisteme geçmek istedik. Sen misin bunu yapan? Neredeyse bir ay bizi kilitlemişti Sayın Bakanım. Harcama yapamamıştı. Şimdi 63 zannediyorum modülün bakanlık tarafından belediyelere ücretsiz veriliyor olması. Sayın Bakanımızdan otururken aldığım bilgiyle daha sonra hizmet sunumu da ücretsiz olacakmış. Bu muhteşem bir şey. Belediyelerimiz için muhteşem bir şey.
Vali Karaloğlu'nun ardından kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Bakan Soylu konuşmasında 17-25 Aralık süreci ve sonrasında yaşananlara değinerek FETÖ'nün yaptığı engellemeleri anlattı ve bu yıl ihtiyaç duyulan sıçramanın planlandığını belirtti. Takdir edersiniz ki bir dönem Türkiye maalesef sadece işi yapabilmek ve tamamlamak üzere yoğunlaştı. Bu 17-25 Aralık'tan neredeyse 15 Temmuz'un sonuna kadar olan süreç içerisinde Türkiye sadece iş yapmak üzere yoğunlaştı. Çünkü FETÖ ciddi bir şekilde tüm devlet kapasitemizi felç etmek için bir çaba ortaya koymaya çalışmıştı. En nitelikli işlerimizi kamunun içerisinden alıp dışarıya taşımaya ve orada kamunun içini boşaltmaya yönelik bir politika oluşturmaya çalışıyor idi. Onun için denetim konusunda ciddi bir sıçrayışa ihtiyacımız vardı ve bu sıçrayışı da bu yıl itibariyle arkadaşlarımıza planladık. Bir başka sorumluluklarının özel sektöre altyapı oluşturmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, turizm sektörü üzerinden örnek verdi. Bizim başka bir sorumluluğumuz daha var. Bizim özel sektörün koşacağı, yürüyeceği alanın altyapı zeminini oluşturma görevi ve sorumluluğu da bize ait. Eğer biz bunu sağlar isek bunu gerçekleştirebilme imkanını ortaya koyabiliriz. Yani eğer Türkiye'nin her tarafında pistlerinizi yaparsanız, altyapınızı yaparsanız iyi uçak şirketleri elde edebilme fırsatına sahip olabilirsiniz. Çok daha fazla turist getirebilir, çok daha fazla otel yatırımları ortaya koyabilirsiniz. Bakan Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya dolayısıyla dünya ölçeğinde işler üretme zorunluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye toprakları İskandinav bölgesinde falan değildir. Orta Doğu kaynaklı göç hareketi, Asya kaynaklı göç hareketi, Afrika kaynaklı göç hareketi hem hedef hem de geçiş olarak bize yönlüyor. Küresel terör örgütleri ve bunların destekçileri olan ülkeler dolaylı yoldan sizi hedef alıyorlar. Yanı başınızda haritaları değiştirmek, bir terör örgütüne alan açmak istiyorlarsa elbette ki sizin hedeflerinizin, politikalarınızın, ürettiğiniz işlerin de dünya ölçeğinde işler olması şarttır. Teşekkür ediyoruz. Evet, hep birlikte izledik Sayın Bakan'ı. Sayın Bakan bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Vali'nin de bir açıklaması var idi. Hemen yine böyle İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konuyu daha sizinle paylaşayım. Trafik hepimizin sorunu. Ana haberleri en çok ana haberlerde en çok yer alan konuların başında geliyor. Trafik kazaları olmasa vallahi ne yapacaklar bilmiyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz üst üste 3-4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane trafik kazası haberi. Trafik haberi ya da işte trafikteki mangandalar, trafik kazası şuydu, buydu. Böyle şeyler. Şimdi Ekim ayında trafikte 35.800 kaza yaşanmış Türkiye genelinde. 270 kişi hayatını kaybetmiş, 24.000 kişi yaralanmış. Kim bu? Türkiye İstatistik Kurumu verileri bu. Hazır mı haber? O zaman sizi bir de bu habere götüreyim, ondan sonra yine beraber olacağız stüdyoda. Yine beraberiz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 35.852 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 270 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 24.754 kişi ise yaralandı. Kazaların %87'si sürücülerden kaynaklanırken %13'ü ise yaya, yolcu, yol ve araçlardan kaynaklandı. Trafikte kazaya neden olan hataların en başında ise aşırı hız gelirken geçiş önceliğine uymama, ışık ihlali, yanlış manevra, takip mesafesini korumama ve alkollü araç kullanmak da kazaya en çok neden olan etmenler arasında yer aldı. Ekim ayında en çok ölümlü ve yaralamalı kazanın yaşandığı iller arasında Antalya 3. sırada yer aldı. Kentte 752 kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1111 kişi yaralandı. Ayrıca 752 maddi hasarlı kaza yaşandı. Kural ihlalleri ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerse hız kesmeden sürüyor.
Geçen ay ülke genelinde araç plakası başta olmak üzere sürücülere, yayalara ve yolculara toplam 1 milyon 489 bin lira cezai işlem uygulandı. Bu cezaların toplam miktarı ise 526 milyon 255 bin lira oldu. Denetimlerde 151 bin araç da trafikten men edildi. Evet, yeniden birlikteyiz. Allah kazasız belasız günler nasip etsin bütün sürücülerimize. Sürücülerimiz de dikkatli olsunlar. Özellikle emniyet kemerini sakın ha sakın ihmal etmeyin. Çok önemli emniyet kemeri. İki kurallara riayet edin. Siz çok iyi şoför olabilirsiniz. Kime sorsak en iyi şoför o. Bana da sorsanız en iyi şoför benim. Ama karşımdaki insanın ne kadar hata yapacağını bilmiyorum. Ya da benim karşımdaki insan benim ne kadar hata yapacağımı bilmiyor. Ama sorduğumuzda hepimiz çok iyi şoförüz. Direksiyon bilgimiz sonsuz, yol bilgimiz sonsuz, sürüş tekniğimiz sonsuz, uykusuz falan hiç yola çıkmayız. Emniyet kemerlerimiz takılıdır. Araca binmeden önce aracımızın lastiklerini kontrol ederiz sık sık. Öyle gösteririz ama değil. Değil. Şartlar, olumsuz şartlar üst üste gelince kaza kaçınılmaz oluyor. İşte o zaman da can kaybımız oluyor. Gelen can, mala gelsin ama mal da canın yongası. İşte hayatını kaybedenlerin sayısı 270 kişi. Bu az bir rakam değil. 270 kişiyi trafiğe kurban veriyoruz. Gelelim diğer tarafa. Kaskla ilgili de söyleyeceklerim var. Bir ara çok güzel bir projeydi. Yapıldı. Bu kentten başladı. Türkiye'nin dört bir yerine yayıldı. Fakat ne yazık ki bizim ilgili birimlerimiz bu denetimleri durdurdu. Dün Yakup Toklu bir fotoğraf paylaşmıştı. Ben de sizinle paylaştım. Şu kask olayı. Eşi ve yok kendi ve çocuklarıyla birlikte yola çıkan bir baba ya da artık yaşlı bir amca diyelim neyse. Kask arkada boşta duruyordu. Duruyor mu o fotoğraf elimizde, sildin mi? Sildin tabii. Reklam zamanı gelsin de şimdi işin zamanı geldi. Onun için o işin zamanını bir gösterelim. Değil mi? O kask olayını bir daha ekrana getirelim mi dersin? Getirelim. Niye? Çünkü insanlara ne kadar çok gösterirsek, al fotoğrafı attım sana, fotoğrafı attım. İnsanlara ne kadar çok gösterirsek, olumsuzluğu ne kadar çok anlatırsak belki bir nebze olsun dikkatlerini çekebiliriz. Bizim bu gayemiz burada dikkati çekmek. Yoksa insanlar ceza yesin, işte bilmem ne olsun değil. Dikkati çekelim, tedbir alsınlar. Tedbiri almadıklarında sıkıntı başlıyor. İşte buyurun. Görüyorsunuz değil mi? İki tane yan yana. Bakın. Kask yok ama arkada bir kask var. Ve burada üç kişi var. Dün sağ olsun Yakup Toklu. Duyarlı insanlar gerçekten önemli. Duyarlı insanlara ihtiyacımız var diyelim. Evet. Reklam, araya gitmeden önce sizden gelenlere bir bakalım. İlker Akçay günaydın Ali, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Emine Laçin günaydın. Akibet kolay gelsin demiş. Evet. Hüseyin Erhan Acar turizm, onu o zaman söyleyeceğim. Neslihan Talay günaydın Ali Bey, iyi yayınlar demiş. Çünkü sesli harfleri kullanmadığı için Neslihan Hanım o şekilde şey yaptım. Talay soy ismi başka bir şey olabilir. Bayramdal günaydın Ali Baba, 7 kişi hariç demiş. Metin Temel diyor ki Ali Baba merhaba. Türkiye'de yüzlerce televizyon kanalı içerisinde dik duruşundan, değerlerinden taviz vermeyen, maalesef bir elin beş parmağını geçmeyen, senin şahsında haberlerini, yollarını dört gözle beklediğimiz basın emekçilerine selam olsun. Alnınızdan, gözlerinizden, yüreğinizden öpüyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Var. Türkiye'de susmayan, doğruları dile getiren, her zaman halkın haber alma özgürlüğünü o toplum adına onlarla paylaşan güzel insanlar var. Onun için ben de kalemini satmadan, eğilmeden, kendini satmadan, ondan sonra ilkelere, basın ilkelerine, gazetecilik meslek ilkelerine
riayet ederek hayatını sürdüren ve halkın haber alma özgürlüğünü halktan yana kullanan bütün meslektaşlarıma saygı sunuyorum. İyi ki onlar var. Ha, bir elin parmakları kadar, iki elin parmakları kadar ama var. Öyle yok değil. Sadece benim, sadece biz yapıyoruz böyle bir şey, böyle bir iddiam yok benim. Olmadı da, olmaz da. Onu da söyleyeyim. Tam gidiyoruz, araya gidiyoruz bir dakika. Burada mesaj, İsmail Razi Göç, ey maşallah demiş, kolay gelsin demiş, hepimize kolay gelsin. Ebru Kesimal, iyi yayınlar hemşom, kolay gelsin demiş, sağ olsun. Ahmet Akçay, günümüz aydın olsun demiş. Yakup Toklu anında fotoğrafı yine yapıştırmış, sağ olsun. İşte mesele bu. Mesele ne? Ortaklaşa olarak bu programı yaptığımızın en güzel örneği. Yakup Toklu dünkü fotoğrafı anında yapıştırdı. Benim izlenme bölümünde. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Hayatı paylaşacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Bir reklam arası vermiştik. Reklam arası sonrası yine birlikteyiz. Böyle bir şey vardı değil mi? Siyasette bir reklam arasıydı diye. Siyasetin reklam arası mıydı? Şeyin reklam arası mı? Böyle bir konuş. Reklam arasıydı değil mi? Öyle bir şey. Cumhuriyet'in reklam arası gibi bir söz söylenmişti. En son trafik kazalarında bırakmıştık. Şimdi... Birçoğunuz izlediniz belki de o kazayı. Burdur'dan Karabük'teki öğretmen kızını ailesi görmeye gidiyordu ve kaza yaptı. Trafik kazası yaptı ve biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ve onların cenazeleri toprağa verildi. Hazır mı haber? Doğrudur. Bugün biraz böyle hani bu tür haberlerle açtık programı. Kızmayın yani, elde neyse o, ülke neyse biz de o. Türkiye nereye gidiyorsa biz de oraya. Ama nedir? Hep beraber daha pozitif enerjili olalım, daha pozitif enerji dünyaya salalım diyoruz ama olmuyor işte. Az önce bir şeyden bahsettik. Trafik kazalarında önlemlerin alınmasından işte bütün şeyler olmuyor işte. Bir yere kadar, bir yerden sonra maalesef kazalar ardı ardına geliyor. Kazasız belasız bir gün dileyerek bu haberi de sizinle paylaşacağım. Ondan sonra yavaş yavaş diğer haberlere bakacağız. Haberi bir izleyelim, beraberiz. Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatile girmesiyle eşi Fethiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunları Gökçe Kayhan'la Mehmet Arda Şenkay'ı alarak kızını ziyaret için Karabük'e doğru yola çıktı. Tezcan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kente 8 kilometre kala Kızılcıören Köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücüyle eşi Fethiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan olay yerinde, 5 aylık Gökçe Kayhan'sa sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 14 yaşındaki Mehmet Arda Şenkay ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Muzayin Tezcan, Ayşe Tezcan, kızları Ayşe Kayhan ve 5 aylık Gökçe Kayhan için Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Gürdoğan, aile yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler aynı cenaze aracına konularak Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi. Evet, Allah inşallah bundan sonra can kayıplığı, trafik kazası nasip etmez diyelim ama bu biraz da kendi elimizde, bizim elimizde.
de dedik her türlü tedbiri alacağız. Öyle yapmak lazım. Şimdi biraz kent haberlerine gelelim. Kentte neler oluyor, neler bitiyor? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 30 Mart seçimlerinden sonra kazanan Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böcek kazandıktan sonra, kazanmadan önce de söylüyordu, bir söz vermişti. Bütün ilçe belediyeleri ile aynı mesafede, aynı şeyde olacağız, eşitlikte olacağız diye, eşit hizmette olacağız diye ve bununla ilgili olarak da belediyeleri ziyaret etmeye başlamıştı. Parti gözetmeksizin. AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, ondan sonra DSP'li ve geçtiğimiz günlerde de Kemer'deydi. Kemer Belediye Başkanlığı ziyaret etti. Kemer'le ilgili sorunları dinledi. Haberi bulabildin mi? Arıyorsun değil mi? 9. toplantı. 9. haber. Kemer'de belediye binasında gerçekleştirilmiş toplantı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun ev sahipliğinde, zaten Necati Topaloğlu kapıda karşılıyor. Dün bu şeyden toplantıdan sosyal medyada bazı şeyler vardı. Nedir? Siz söyle, selfiler. Seçim öncesi o dün selfie'yi çeken bir tanesiyle çok iyi tanışırız. Seçim öncesi ya mümkün değil ya diyenler şimdi başkanla selfie çektirip sosyal medyada paylaşıyorlar. Böceğe %2 şans vermeyen, %3 şans vermeyenler. Hep diyorum ya, güçten yana, o güce karşı, güce tapanlar ne yazık ki kim olursa olsun buldukları ilk fırsatta o fotoğrafı değerlendirmeye çalışıyorlar. De bunlardan uzak durmak lazım. Ha diyeceksiniz ki mecbur değil, bazen mecbur değil. Gerçekten değil. Neden? Çünkü sosyal medyada gazeteci olup olmadığını tartıştığımız bir sürü insan var. Gazetecilere sözüm de yok burada. Gerçek gazetecilere asla sözüm yok. Ama gazeteci olup olmadığını tartıştığımız bir sürü insan var. Ve gittiğimiz yerlerde de, basın toplantılarında da her zaman bozmuşumdur onları ve bozmaya devam ederim. Çünkü ben bu mesleğe yıllarımı vermişim. Ve temiz bir şekilde götürebilmek, işte nereye kadar gidebilirse oraya kadar götürebilmenin peşindeyim. Kirletmesine, bu mesleğin kirletilmesine izin vermem. Kimsenin de, gerçek gazetecilerin izin vermemesi lazım. Ama herkes bakıyorsun sus pus. Niye? Olmaya bana da yazar. Yazsınlar bana ya, hiç çekinmem. Geçtiğimiz günlerde bu Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bir basın toplantısı yapıldı. O basın toplantısında o söylediğim isimlerden bazıları vardı, hem de masanın başına oturmuşlardı. Gazeteci olup olmadıkları tartışılır. Nerede yemekli toplantı, eş dost beraber oradalar. Ondan sonra toplantı bitti, Muhittin Böcek'te fotoğraf çektirdiler. Ben olsam o fotoğrafı çektirmem işte. Gazeteci değil, ben belediye başkanı olsam çektirmem. Neden? Çünkü ipe sapa gelmeyen, abuk subuk yazıları, şeyler nedir, duyuma göre, ben de duyuma göre neler duyuyorum. Ama biz gerçekleri ortaya koyuyoruz, belgeleri ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bakın bu budur. Ya da aldığımız bir istihbaratı değerlendirip böyle olabilir, ileride de söylediklerimiz doğru çıkıyor. Bugüne kadar sizi hiç yanıltmadım. Ve inşallah da yanılmayacaksınız. İnşallah başınızı öne eğmeyeceksiniz. Ona çalışıyoruz, ona uğraşıyoruz. Biz burada 2.45 bir program yapıyoruz ama 2.15, 7.30, 9.30, evet 2.15'lik bir program, yani 2 saat 15 dakika program yapıyoruz ama inanın bu programın perde arkası en az 4 saat, 5 saat. Orayı oku, oradan oraya git, ona bak, onu şey et, istihbarat yap, telefonla konuş. Ha işim bu. Hiçbir zaman ağlamıyorum. Aa çok çalışıyorum falan. Yok, hiç çalışmıyorum işin. İşin öbür tarafında da hiç çalışmıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Keşke daha çok üretebilsem, keşke daha çok topluma bir şeyler verebilsem. Mesele bu. Hadi bir gidelim Kemer'e, de mi? Epey bekledik. Kemer'e bir gidelim, bir gelelim ondan sonra.
Yine daha söyleyeceklerimiz var. Daha söyleyecek çok sözümüz var. İzliyoruz. Liderlerine haber göndererek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçelerdeki çalışmalarına bugün Kemer'de devam etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek yöneticileri katıldı. Sevgili Kemer Belediye Başkanım, sevgili başkanım, siyasi partilerin değerli başkan ve yöneticileri, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, belediyemizin çalışma arkadaşları, hepinizi şahsım Antalya'mız adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Toplantıda ilk olarak ilçe belediye başkanı Necati Topaloğlu söz aldı ve ilçenin öncelikli ve en büyük sorununun altyapı olduğunu aktardı. Onlara sözü bırakacağım. Geçenlerde sizlerle görüştük. Hatta KETA beraber bir sizlerle toplantı yaptık. Altyapı olarak. Bunlarla siz çalışma yaptığınızı söylediniz. Hatta KETA olarak size vereyim bu altyapı dediniz. Ama tabii biz bu işin altından kalkamayız. Kemer'in şu anda birinci sorunların biri de altyapı sorunu. Kemer'le ilgili sorunların kendisine iletildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sorunların işbirliği içinde çözüleceğini söyledi. Biz Kemer'de ben sen yok biz varız dedik, biz birlikte yaparız dedik ve birlikte yapacağız ve burada sizlerin de katkılarıyla buradaki hem Cumhuriyet Meydanı hem pazar yeriyle ilgili gerekli çalışmayı yerinde de göreceğiz. Ayrıca Liman Caddesi'ndeki otoparkla ilgili de çalışacağız. Büyükşehir'in bütün gücünü burada yapması gereken ne varsa yapacağız. Hep birlikte kemerimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya da devam edeceğiz. STK temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyelerinin aktardığı diğer konuların da değerlendirildiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda not alınan sorunların projeler yapılarak güç birliği içinde çözülmesi planlandı. Evet, izlediniz. Yeniden birlikteyiz. Ve Muhittin Böcek gezmedik, ilçe koymadı. Kent hafızası dediğimiz bir şey var. Ve bu kent hafızasını sağlamamız lazım. İleri gazetesini alayım ya da Körfez'i alayım. Körfez'de de var, ileride de. İkisini yan yana alalım. İkisini yan yana. Biraz zahmet olacak, biraz çok çalışacaksın Halil ama... Özür dilerim. Şimdi önce bir haber okuyacağım, arkasından başka bir haber daha okuyacağım. İki haberi peş peşe paylaşacağız. O yüzden böyle yaptım. İki haber. Birisi ajans. Hadi gelsin artık. İleri gazetesiyle Körfez gazetesine. Teşekkürler. Diyor ki Böcek'i tüyü bitmemiş yetimin hakkı var dediği Konya altına davet ettiler. İleri gazetesinde Böcek sahile davet edildi. Alkoçlar ve Alsa Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezmeye davet etti. Böcek Konya altı projesi için ihaleyi alan vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmadı. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin parasıdır demişti. Alkoçlar ve Alsa Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Sahil Antalya'nın öncesini iyi bilen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i bir de şimdi görmeli diyerek sahile davet etti. Öncesini evet biliyoruz, öncesini biraz sonra okuyacağız. Öncesini de okuyacağız. O ihale dönemlerinde karşı olduğumuz için, o işte bunlar istemez ükçü diye, o dün bir karikatür gösterdim ya, gazeteciliğin ne hale geldiğini, çiş yolu bekleyenlerin, neler yazdıklarını, ne iftiralarda bulunduklarını. Bu kentin hafızası yok sananlar yanılıyor. Bu kentin müthiş bir hafızası var. Hiçbir şeyi unutmadık, unutturmayacağız. Unutturmayacağız. Dün çiş yolu bekleyenler bugün yeni başkanın çiş yolunu bekliyorlar. Muhittin Böcek de buna müsaade etmemeli. Namussuzların koştuğu yerde namuslular hiç olmazsa emekleyebilmeli. Emekleyebilmeli. Şimdi habere bir bakalım. Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı işleten Alkoçlar,
Turizm grubunun yönetim kurulu başkanı Ender Alkoçlar, Yaşam Park'ın Avrupa'nın en büyük sahil projesi olduğunu söyledi. Alkoçlar bu bölgeyi en iyi bilen de dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'tir. Yoğun programını bildiğimiz başkanımız Muhittin Böcek'i takvimi müsait olduğu ilk fırsatta Antalya'nın göz bebeği olan sahil Antalya'yı ve bizleri ziyaret etmeye davet ediyorum dedi. Acaba Konyaaltı Belediye Başkanı iken bir defa davet edip de ya başkan biz burada bir şey yapıyoruz, siz de burada ilçe belediye başkanısınız bir görün bakın dediler mi? O zaman Konyaaltı Belediye Başkanı'ydı, proje büyükşehirindi. Abileri vardı, ihaleyi ona göre ayarlayan. Abileri ve ekipleri vardı, önce varsa yoksa onlardı. Şimdi baktılar ki iş değişti. İş değişti, Muhittin Böcek Büyükşehir Belediye Başkanı. Şartnamede biraz sonra okuyacağım. Bir kedi emekli oluyor. Emekli olacak, hacca gidecek. Hikaye bu. Hiç kimse bir tarafa, o tarafa, bu tarafa çekmesin. Haber salıyor bütün delikteki, evdeki deliklerdeki farelere. Diyor ki hacca gideceğim, helallik alacağım diyor. Hepiniz gelin. Hepsini topluyor. Ortada süper bir masa. Oturun diyor. Hepsi oturuyor. Topal bir fare köşe delikten, yaşlı ama, seyrediyor. Ya diyor sen de gel evin kedisi. Yok diyor benim yerim rahat. Ya diyor gel sen de gel diyor. Benim rahat, yerim rahat falan böyle bir tartışma. Ondan sonra bir müddet sonra bizim Tekir elini masaya vuruyor. Kapatın bütün delikleri diyor. Bütün delikleri kapatıyorlar. Ulen diyor, siz diyor. Çuvalın diyor üstü varken dibini niye delerdiniz diyor. Peynir çuvalına ikide bir niye girerdiniz der, hepsini halleder. O arada o köşedeki o topal eski yaşlı fare Hacı Hanım moku çıktı der. Ve o canını kurtarır. Mesele bu. Ne oldu? Şimdi ihalenin kokusu çok kötü bir şekilde geldi. Hani Antalya'daki bir sivil toplum kuruluşunun başkanı, bir STK'nın başkanı söylediğinde bunlar şöyle, bunlar böyle değil. Bakın biraz sonra size burayla ilgili bir haber okuyacağım. Bugünkü gazetelerde yok. Bugünkü gazetelerde yok. Sadece haberimiz var net. Haberimiz var netin haberi. Onu sizinle paylaşacağım. İddi Sözyol haberi. Böcek ne demişti diyor şimdi burayla ilgili. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 100 günlük icraat toplantısında Konyaaltı sahil projesi için 254.289.127 TL para ödendiğine dikkat çekmişti. Böcek buradan gelen yıllık gelir 8,5 milyon TL'dir. 5.187.000 TL'si edzimisil olarak Maliye Bakanlığı'na ödenmektedir. 3.300.000 TL. Dur gitme yukarı. 3 milyon 300 bin TL gelir vardır. 2018 yılında Büyükşehir Belediye'mizin kasasından çıkan para 10 milyon 726 bin 73 TL'dir. İhaleyi alan vatandaş cebinden bir kuruş çıkmamıştır. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin parasıdır demişti. Diğer tarafa bakalım. Şuraya bir bakalım. Çok iyi işletilmeli. Alkoçlar grubu, turizm grubu. Hakkında bilgi paylaşan Ender Alkoçlar 1950 yılında kurulmuş 70 seneye yakın zamandan beri turizm ve otelcilik yapan Türkiye'nin en eski yerli ve milli zincir otel markası olduklarını, yerli ve milli buranın altını bir çizmek lazım. Milli ile yerlinin, milli ve yerli olmuşlar. Evet, Sahil Antalya Yaşam Parkı Avrupa'nın en büyük sahil projesidir. Hiç çıkmadık Antalya'yı dışarı. Serik'ten o tarafa gitmedik. Bunlar bizi öyle görüyor herhalde ya. Ya bir tek Antalya var. Evet, dünyanın en güzel kenti Antalya. Ama en çok sömürülen kenti de Antalya. En çok vermeden alınan kenti de Antalya. Maalesef. En çok bu şehirde doğup da bu şehre sahip çıkmayanların kenti de Antalya. Maalesef. Devam ediyoruz. Proje uzun yıllar Antalya ve Türkiye'nin turizmine değer katacak bir şekilde işletilebilmesi ancak
hak ettiği şekilde yaşatılmasını sağlanmasıyla mümkün olur. Yani ben olmazsam olmaz diyor. Kars Kapı Mezarlığı vardır Erzurum'da. Kars Kapı Mezarlığı vardır. Bizim köyde Köprübaşı Mezarlığı var. Türkiye'nin dört bir yanında çok büyük mezarlıklar var. İstanbul'daki en büyük mezarlıklardan biri hangisidir? Bir söyle bakayım. Zincirli Kuru, Karacaahmet. Bak aferin. Ankara'da da çok büyük değil mi mezarlıklar var? İzmir'de de. Yani Türkiye'nin her yerinde mezarlıklar var. Bu mezarlıklarda yatanların her biri vazgeçilmez. Ama hepsi yatıyor. İstanbul'daki camilerin büyük bölümünde işte sultanlar, sultanların sultanları işte onlar yatar. Onlar da vazgeçilmezdi bir zamanlar. Şimdi öyle bir açıklama yapmışlar ki Sayın Alkoçlar, ana bizden başkası olmazsa yok gitmez. Şimdi o perdenin şöyle perdeyi bir aralayacağız. Perdeyi bir aralayacağız. Konyaaltı sahil ihalesi patladı diye vermiş. İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu. İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu. Haberimiz var .net'ten okuyorum bunu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Kasım ayında ilk ihalesine katılım sağlanmayan Konyaaltı sahil projesini 2017 Ocak tarihinde tekrar ihaleye sunmuş ancak ihaleye hiçbir firma katılmamıştı. Belediye daha sonra farklı bir yol deneyerek sahili bu üç kısma ayırarak ihaleye çıkarmıştı. Ancak yine de Beach Park'ın doğusu ile Boğaçay Köprüsü'ne kadar olan kısım ihalesine katılım olmamıştı. Bunun üzerine iki yıldır Büyükşehir Belediye şirketlerinden ANET'in işlettiği plajın bazı kısımlarını 51G ile acil durumdan firmaya çağırıp sözleşme imzalamaymış o şey 51G maddesi. Sen Antalya Turizm Seyahat Acenta Taşıma ve Diş Ticaret Şirketi'ne 870 bin TL artı KDV'ye vermişti. 2018 yılının Mart ayında Antalya Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında 34 adet büfe, 26 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 40 ticari işletme, 12 tuvalet Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. İhaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm Sen Antalya Turizm İş Ortaklığı 8 milyon 500 bin TL artı KDV ile teklif verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ihale metninde eklenen maddeler daha önceki ihalelere yer alması sebebiyle adeta Alkoçlar Turizm ve eski işletmeci olan Sen Antalya Turizm Ortaklığı'nı tarif ettiği ihalenin şartnamesinde yer alan maddeler şu şekildeydi diyor. İhaleye son 10 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli toplamda en az 1500 yataklı 5 yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği, bunun yanı sıra yine son 10 yıl içerisinde 1618 sayılı yasa kapsamında A grubu seyahat acentesi işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilir. Yeterlilik için bu iki koşulun birlikte sağlanması gerekir. İşte adrese teslim dediğim hani sakallı, sabahları televizyonda olacak, gözlükleri olacak, gözlükleri özellikle nereli? Rize hemşin olacakmış diyor bizim. Şimdi böyle bir ihaleyi o zamanlarda çok dillendirildi, çok dillendirdik. Gazetecilik yapanlar dillendirdi, çiş yolu bekleyenler alkışladı. Şimdi bugünkü geldiğimiz noktada gazetecilik yapanlar yani dik duranlar, aha böyle Elif gibi durmuş hocanın yaptığı bu Elif gibi dik duranlar kazandı. Niye? Çünkü dik duranlar kişiliklerinden ödün vermediler, taviz vermediler. Ama çiş yolu bekleyenler bugün Muhittin Böceği alkışlıyorlar. Niye? Çünkü o da sanıyorlar ki geçmişteki gibi. Çok yaşa padişahım, her yer açılıyor. Bakın hep söylüyorum bunu. Bir karına dokunuyorum, kaç karından ses geliyor. Müthiş bir şey bu. Demek ki çok doğru yoldayız, çok doğru gidiyoruz. Süremiz geldi. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir yolsuzluk, yolsuzluk demeyelim. Bir ihale haberini bir bölümde anlatamıyoruz. O kadar çetrefilli işler yapmışlar, o kadar çetrefilli bir şekilde götürmüşler ki.
Ha, öbür taraftan kral öldü, yaşasın yeni kral. Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden de biliyordu orayı diyor. Vay vay vay. O zamanlar Konyaaltı Belediyesi'nin nerede olduğunu bilmiyordu. O bugünkü başkanı davet edenler. Ya fenerin nerede söndüğünü bilmeyenler şimdi fener ellerinde kapı kapı dolanıyorlar. Niye? Çünkü biraz sonra bir araya gideceğiz. Sonra devam edeceğim. Bunun devamını getireceğim. Ne olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın niye şey yaptığını, ihaleyi patladığını, ihalenin niye patladığını, özel teftiş raporunu sizlerle konuşacağım kısa bir aradan sonra. Nerede kalmıştık? İhalede kalmıştık. Bir alalım kim kimi nereye davet etmişti haberi. Ha böyle bir dursun. Alkoçlar böceği sahil projesini gel bir gör demişler. Niye? Çünkü şimdi diyorlar Büyükşehir Belediye Başkanı sizsiniz ve biz zamanında abiyle böyle işler yaptık. Siz o zaman Konya altındaydınız, sizi yok sayıyorduk ama şimdi mecburuz. Demeye getiriyorlar. Ki mecburlar. Şimdi o tartışmaları konuşmuştuk sizinle. İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin televizyonlarını yeni açmış olanlar için söyleyeyim. Antalya'da Konyaaltı sahil projesiyle ilgili geçmişten beri kentte söylenenler ve kişiye özel ihale şartnameleri hazırlandığı iddiaları, çok ucuza gittiği iddiaları, firmanın cebinden ihaleyi alan firmanın cebinden 5 kuruş çıkmadan Antalya halkının cebinden o şirkete üste para verildiği, işte bir sürü iddialar vardı. Onunla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri geçmişteki işe el koyuyor. Şimdi onu devam ediyoruz ona. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin her fırsatta tek kuruş ödemiyorlar diyerek eleştirdiği Konyaaltı sahil ihalesini alan firmaya yönelik eleştirilerin ardından daha önce 03.07.2014 tarihine hazırlanan rapor doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından özel teftiş raporu hazırlanması için 16.07.2019 tarihinde düğmeye basıldı. Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan rapor 29.08.2019 tarihinde tamamlandı. Raporda Konyaaltı sahil ihalesinde belirtilen fiyatla ilgili şu bilgilere yer verildi. Böylesine büyük bir kiralama ihalesi yapılmadan önce Ticaret ve Emlakçılar Odası'ndan veya derneğinden fiyat alınmaması manidar karşılanmıştır. Hatta bu konuda bilirkişi tayin edilmesi, yoluna gidilmesi çok daha sağlıklı bir fiyatın ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 05.03.2018 tarihi kıymet takdiri kararı formu. Sadece Emlak Şube Müdürlüğü çalışanlarınca 8 milyon 75 bin TL bedelle oluşturulmuş. İhaleden sonra 30.01.2019 tarihinde aynı bedel üzerinden yukarıda belirtilen komisyona daire başkanı ilave edilerek kıymet takdiri kararı yeniden tanzim edilmiştir. Belirlenen fiyatta dükkan ve büfeler yok diyor. Kıymet takdiri arazi mi? Metrekare fiyat üzerinden mi oluşturulmuş? İhalede yer alan dükkan, büfe ve bu gibi tesisler dikkate alınmamıştır. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi defterlarlık arasında 25.07.2016 tarihinde yapılan protokol gereği Konyaaltı plajının tamamının mülkiyeti hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet hazinesi adına Antalya defterlerlik makamına yıllık 2016-2017 yılı için 4.4 milyon TL, 2017-18 yılı için 5.1 milyon TL ve 2018-2019 yılı için 6.8 milyon TL kiralama bedeli ödeyecektir. İhale listesindeki ünite sayıları eksik, ihale önceden planlanmış, rekabet yok, işletme ruhsatları geçersiz, kavurgacı tek imza ile ruhsat vermiş. Burayı da özel okuyalım. İkinoğlu bölgede
373.896 metrekarelik alan, Bitpark bölgesinde 40 adet dükkan, 7 adet büfe, artı şezlong ve şemsiye alanı, 5 adet oyun ünitesinin bulunduğu bu bölgede işletmelerin verilen ruhsatlarının, örnek 2019'a 63, 2018'e 116 ruhsat, imza yetkileri yönergesine aykırı olarak Zabıta Daire Başkanı Muammer Kavurkacı tarafından imzalanmış olduğu, İmza silsilesinin sorumlu personel şube müdürü, daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı dosyasında bulunmadığı, ayrıca söz konusu dosyalarda ruhsatların 5 ve Altınoğlu büfe olarak geçtiği halde içkili kafeterya, plaj, şemsiye, şezlong alanı olarak ruhsatlandığının tespit edildiği, örnek 26-25-06-2018 tarih ve 5735 sayılı büfelerin içkili kafeterya olarak ruhsatlandırması oluru. Bakın neler yapılmış. Ya tespit tutanakları var. Raporlar uyuşmuyormuş. İhalenin iptal yoluna gidilmeli. Sonuç olarak raporda ihalenin iptali yoluna gidilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Raporda inceleme sonunda tahmini bedelin idare tarafından piyasa rayişlerine ve 2886 sayılı yasanın 9. maddesine göre yeniden tespit edilerek şu anki kira bedeliyle yeni çıkaracak tahmini bedel arasındaki farkın belediyenin aleyhine fazla olması halinde yeniden değerlendirme yapılarak ihalenin iptali yoluna gidilmesi denildi. Hadi şimdi ne olacak? İşte bunu duyan firma yetkilileri alelacele Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği davet ettiler. Bir gel de gör. Eski bir şarkı vardı. Hele bir bak bu halime, etme eyleme canım. Yazık oldu gençliğime, etme eyleme diye. Aynen onun gibi. Diyor ki artık o cukkaları diyor alamayacağız diyor. Sizinle anlaşmak lazım. Kavurkacı gibi iddiaya göre birinin imza atması lazım. Olur mu, atılır mı? Bana göre atılmaz. Hele de bu şekilde takipteyken. Bu şey nedir, rapora karşı farklı bir sistem çıkartıp yine aynı sistemin yürütülmesi bu kentte artık mümkün değil. Çok büyük bir risk. Ha bunun için bu alelacele davet. Şimdi yarın öbür gün belki de bir medya daveti çıkarırlar, herkesi çağırırlar. Tirmizciler hariç, genelde Antalya'daki siyasi partiler öyle yapıyor. Gazetecileri çağırıyorlar, tirmizcileri çağırmıyorlar. Bizi de tirmizciler listesinin başına yazdıkları için davet etmezler pek. Aynı sistemi sürdürebilirler bazı siyasi partiler gibi. Kendilerine yakın olanları çağırıp soru soranları çağırmayabilirler. Haber, haberimiz var nokta netten alınma idi az önceki okuduğum. Yani istihbarat oranı Ebru Küçükaydın imzasıyla verilmiş. Yani bu daveti, biz Antalya'ya hizmet edelim, Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi, onunla birlikte hizmet edelim diye vermiyorlar, davet etmiyorlar. Bu rapor olduğu için davet ediyorlar ki biz ne yaptık? Hani iki tane Bayburtlu Hasso'yla Mamo Türkçeden imtihana giriyorlar, çıkıyorlar ikisi de imtihandan, sınıfta kalmışlar. Kafa kafaya veriyorlar. Ula diyor, Hasso diyor. Buyur Mamo diyor. Ula Hasso yarpak dedi diyor. Yarpakı dedik mi? Dedik diyor. Ula torpak dedi. Torpağı da dedik mi? Torpağı da dedik diyor. Ula biz herhalde diyor çöprüde yedik diyor. Naneyi yedik. Şimdi bunlar da ihale dedik. En iyisini aldık. Cepten beş para çıkmadı. Cepleri doldurduk. Nasıl olsa kayınpeder şeyde futbol federasyonunda, öbürü bir yerde danışman, kaynana bir yerde danışman. Alo bir telefonla bu ihale buraya verilecek gibi herhalde. Peki bu ihalede bu sistem içerisinde kim ne kadar götürdü diye insanın aklına takılıyor. Acaba kim ne kadar nereye götürdü? Değil mi? Oradan çıkan kumlar ne oldu? Boğaçayı projesi, o da aynı bu şekilde değil mi? Patladı. Velhasılı kelam, geçmiş dönemin o hayal proje, ne proje, çılgın projelerinin hepsi patlıyor.
Çılgınca patlıyor hem de. Sayın Türel de biliyorsunuz top dün futbol oynarken bir fotoğrafı vardı. Futbol oynadı muhtarlarla birlikte. Bakayım sizden bununla ilgili gelenler var mı? Evet. Şimdi farklı bir şeyler gelmiş. Günaydın Ali abicim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Canım abicim, bence de bir numarasınız demiş. Ha, o söyledik ya. Sizin programınız kadar magazine bulaşmadan bulunduğu şehrin gerçek sorunlarını özgürce dile getirebilen başka program yok. Çok teşekkür ederim. Sizin ve arkadaşlarınızın emeklerine sağlık, saygılar. Bu programı evet ben yapıyorum ama bu özgürlük alanını bize verenler de önemli. Yani özgürlük alanları çok önemlidir. Ve biz özgürlüğümüze herhangi bir şey vurmuyoruz. Set vurmuyoruz. Niye? Çünkü özgürlük kullanılmak içindir. Ve kimse getirip size özgürlüğü böyle al senin olsun demez. Almak lazım onu. Ha aldığınız zaman da kişisel menfaatleriniz için değil, toplumsal menfaatler için eğer kullanırsanız o özgürlük alanını hiç korkmayın. Rahmetli anam derdi ki oğlum gece git. Rahat git. Niye derdim ana? Oğlum derdi, eğer derdi doğru gidiyorsan gece ya da gündüz fark etmez. Durmuş Lapçı diyor ki sevgili arkadaşım yaşadığımız bu güzel şehrin gözü kulağı sesi konuşan dilimiz. Günaydın, sağlık ve başarılar diliyorum. Kimdir Durmuş Lapçı? Bu Elif'i bize gönderen ve Antalya'nın sorunlarını Elif gibi eğilmeden, bükülmeden anlatmamız için bize aslında bir ders veren hocamız. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ahmet Yıldız'a merhaba diyelim. Adnan Dere Başkan'a da buradan merhaba diyelim. Kasım Çalışkan günaydın Ali abi. Kepez Devlet Hastanesi'nin yanında. Yanında da önünde pazar olursa şaşırmayın diyor. Yani orada da diyor bir pazar yeri olursa Kepez'deki Devlet Hastanesi'nin önünde şaşırma diyor. Vallahi artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben hiçbir şeye şaşırmam zaten. Geçmişten beri şaşırmıyorum. Güler Şirin Kayakökü günaydın Ali Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Mustafa Karakurt günaydın. Kolay gelsin Ali abi demiş. Teşekkürler. Evet. Bu arada Büyükşehir'de tiyatro kapatılıyormuş. Çok yazık diye Hüseyin Cahit Arı Türk yazdı. Gerçekten yazık olur. Tiyatro kapanmamalı ama tiyatroda da gerekli önlemler alınmalı. Orada hak eden tiyatronun başında olmalı. Kim hak ediyorsa o olmalı. Hasan Kaçmaz günaydınlar Ali Bey kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Sıdık Ahmetelik günün sözünü kullanmış. Yanında geçtiği kuyuya tüküren gün gelir suyundan içmek zorunda kalır. İşte o çiş yolu bekleyenler var ya vallahi çok bayılırım ona. O ibrikçi başları vardı bir ara. Halen var. Ve şimdiki belediye başkanına da aynısını yapmaya çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ha başarılı olurlar mı onu bilmem. O kadarını bilmiyorum. O bizim hoca hamileydi, Halime'ydi, oraya kadar okutmadı. Ben zaten ilkokulu zor bitirdim. Ondan sonra keçi çobanlığına başladım. Keçi çobanlığında o keçilerle birlikte okumaya başladım. Doğayı okudum öncelikle. Doğa konusunda iyiyimdir. Mesela ne zaman yağmur yağar, ne zaman yağmaz onu iyi ya da kötü bilirim. Niye? Çünkü doğa ana bize çok şey öğretti. Keçi çobanlığı da herkesin yapabileceği bir iş de değildir yani. Öyle o kadar da ucuz bir iş değil. Gürhan Pırpır güzel kardeşim 10 numarasın demiş. Sevgili Gürhan Pırpır, Karadeniz'e ilk elektriği getiren firmanın o zamanki mühendisidir ve şimdi halen Karadeniz'de yaşıyor. Ve inanın bundan bir 30 sene önceydi falan, 30 sene önce rahat var. 30 sene önce, 83, 30 küsürü geçmiş, halen aynı gençlikte ve aynı yakışıklılıkta. O zaman Erzurum'da asteğmenlik görevini yapıyordu. Oradan tanışırız ve yakın akrabalığımız da vardır. Sonradan öğrendik tabii bunların hepsini. İshak Bulut diyelim ki diyor Alkoçlar şartnameye uygun. Peki Alkoçların kiraya verdikleri şartnameye uygun mu? İşte onların hepsi orada yazıyor ya. O dükkanlar da diyor bedelleri diyor bedelle verilmemiş. Bir de orada çok gizli şeyler anlaşmalar var. Gizli anlaşmalar var. Yani koca bir alanı siz 5 liraya alıyorsunuz ama alanın içerisindeki çok küçücük bir yeri 500 liraya veriyorsunuz. Öyle bir durumlar olmuş. Tatlı tatlı durumlar. Vallahi ne güzel işler var ya. İnanın bazen böyle hayretle karşılıyorum. Niye? Bu kadar mı ucuz olur bir memleket?
bir memleket bu kadar mı ucuza satılır diye. Evet, diyor ki Yakup Toklu, ha, üretime bir bakalım, üretime bir bakalım, üretime, 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 neredeydi üretim? Alayım ben şu Hilal gazetesini bir alayım. Kepenkler inmek üzere demiş. Artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirten fırıncılar kepenk indirmemek için mücadele ediyor diye. Çık yukarıya doğru, ha dur. Aa, burada dur. İstanbul'da fırıncıların ekmek fiyatlarına zam yapılmaması talebi geçtiğimiz hafta komisyonda görüşülmek üzere kabul edildi. Yaşananların ardından gözler Antalya'ya çevrildi. Ha, yapılması konusunda. Ben de dedim nasıl ya, yapılmaması konusunda. Yaşananların ardından gözler Antalya'ya çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATSO Yönetim Kurulu üyesi Murat Totoş, geçtiğimiz aylarda ekmeğe zam aldık. Zammın olduğu dönemlerde yaşanan fiyat artışı fırıncı esnafının zarar etmesini önledi, kar etmesini sağlayamadı dedi. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, gelinen şartlar yine fırıncının zarar etmesine yol açtı derken, Anadolu'nun Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Kırtız, fırıncıların içinde bulunduğu durumu, un satışı yaptığımız fırıncıların çoğu ödeme noktasında sıkıntı yaşıyor ve vadesini uzatanların sayısı azımsanmayacak sayıda ifadeleriyle özetledi. Şimdi burada bir konuyu, şu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Kırtız, şunu bir unutmayın. Bakın bunu unutmayın. İleride neler olacağı konusunda altını çizin. Geçtiğimiz günlerde toprak mahsulleri ofisinin ithalat yetkisi almasına sevinmişti arkadaş. Ve ben de onun üzerinden eleştirmiştim. Bu nasıl bir şeydir ki hem Un Sanayicileri Derneği Başkanı olacaksınız, başkan yardımcısı, hem de buna sevineceksiniz. Değil mi? Ne menen bir şeydir diye. Aynı yerden yine aynı kişi çıkıyor. Yükselişe dikkat edeceğiz. Hani Antalya'da un konusunda başkan yardımcısı mı açıklama yapma yetkisine hayır, başka kimse yok mu? İkidir, fırınlarla ilgili, işte toprak mahsulleri ofisine verilen yetkiyle ilgili, ekmekle ilgili yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladılar. Kimse tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Araştırdım mı? Tam değil. Ama diyorum altını çizin. Önümüzdeki günlerde ne olarak karşımıza çıkacak? Bunlar önemli şeyler. Yakup Toklu diyor ki üretmeye ne gerek var? Toprak mahsulleri ofisini ithal mahsulleri ofisine dönüştürdüler ya. Günaydın diyor. İşte günaydın, gerçekten günaydın. Birçoğumuza günaydın. Peki ekmek fiyatları nedir? Vatandaşın yiyeceği tek şey kaldı. Ekmek, içeceği tek şey var, su. Elektrik fiyatları her geçen gün yükseldiği için birçok vatandaş da suyu ısıtamayacak. Şeker alamadığı için içine koyup da hani tatlı bandırıp yiyemeyecek. Ondan sonra ne olacak? Türkiye nereye doğru gidiyor diyelim. Yeni Yüzyıl gazetesini ekrana bir getirelim arkadaşlar. Yeni Yüzyıl gazetesinin manşetinde diyor ki intiharların sebebi ekonomik bunalım. TÜİK tarafından açıklanan intihar nedenlerine yönelik açıklamalarda bulunan İyi Parti Antalya Ekonomi Politikaları Başkanı Bülent Erol, son dönemde yaşanan intihar vakalarının ekonomik bunalımdan kaynaklandığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın politikalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi diyor. Bağlantıları görüyorsunuz değil mi? Bunlar benim ülkemin gerçekleri ve bir zincirin halkaları gibi. Tarım şurası toplanıyor. Tarımda alınacak olan tedbirleri konuşuyorlar, konuşacaklar inşallah. Caklar olacak yine, cak. Yapılacak, edilecek, önlem alınacak. Ondan ileri gidemiyoruz zaten. Ondan sonra fırıncılar Türkiye'de artık bu fiyatla ekmek satılamadığını söylüyor. Daha ondan sonra bazı firmalara çok tatlı bir şekilde verilen ihaleler, ballı ballı ihaleler gündeme geliyor. Ve o dönemler o ihalelere karşı olan normal vatandaşlar intihar yoluna gidiyor. İşte memleketteki ekonomik durumun genel özeti bu.
İstanbul ve Antalya'da ardı ardına gelen intihar haberleri Türkiye'deki acı tabloyu tekrar gözler önüne serdi. 2000'li yıllarda artış gösteren intihar vakalarında en belirgin sebep olarak hastalıklar, geçim zorluğu ve aile geçimsizliği gösteriliyor. İntihar olaylarının artması üzerine TÜİK tarafından açıklanan verilerde 2018 yılında Türkiye'de 3161 kişinin yaşamına son verdiği ve günde ortalama 8 kişinin intihar ettiğini yer alıyor. TÜİK verilerine göre 3161 intihar olayının 1115'inin nedeni belirlenemezken nedeni belli olan intiharlarda ilk 3 sırada hastalık 667 kişiyle, geçim zorluğu 246 kişiyle ve aile geçimsizliği 129 vaka ile bulunuyormuş. Son dönemlerde artış gösteren intihar vakalarına ve TÜİK'in açıklamış olduğu verilere ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Antalya Ekonomi Politikaları Başkanı Bülent Erol, TÜİK tarafından açıklanan intihar nedenleri sosyolojik ve psikolojik olmaktan çok ekonomik bunalımdan kaynaklandığını ifade etti. Gelinen durumdan iktidar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sorumlu tutan Erol, halkımızı kredi ve borç batağına sürükleyip insanlarımızın gerçek gündemini bir anda farklı boyutlara çekerek ülkemizin en önemli sorunu olan geçim sıkıntısını yok sayan ve adeta halkımızın aklı ile alay eden iktidar ile karşı karşıyayız dedi. Böyle bir açıklama yapmış. Şimdi bakın, ben bazı konularda kafam halen daha bulanıktır. Belki de diyorsunuz ki Ali Orhan böyle böyle intihar vakalarına hiç girmedin. Niye girmedim ama? Bir de o taraftan bakalım. Şimdi rüşvetle adlandırılan para, Antalya'daki olay için söylüyorum, öyle bir meblağdan söz ediliyor ki, öyle bir parayı rüşvet olarak veren kişinin geride en az 10 trilyon parası olması lazım. İki, hiç kimse bir başkasının yaşam hakkını elinden alamaz. Kendi yaşamına son verebilirsin, o senin yaşamındır ki bu da hem İslamiyet'te haramdır, İslamiyet'te günahtır. Bir de o var. Peki siz başkalarının yaşamlarına nasıl son verirsiniz? Benden sonra gelecekleri meçhul. Ben bu işi, bu intiharlı son zamanlardaki olayları böyle hani birer vaka olarak değil, daha derinden incelenmesi gereken konular olarak düşünüyorum. Yaşasaydı Antalya'da çocuğunu ve eşini katleden kişi, öldüren kişi bence cinayetten yargılanmalıydı. Siz istediğinizi düşünün. Bence de, ben de böyle düşünüyorum. Oturun bir mektup yazın, bilmem nedir, tak 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 gidip cinayet işleyin. Var mı böyle bir şey? Bence cinayetten yargılanmalı bu işle. Yaşayan eğer kurtulan olursa, ileride de yine bu olaylar olursa cinayetten yargılanmalı. Siz ki hiç kimsenin yaşamına son verme hakkına haiz değilsiniz. Durumlar bu. Ekonomi. Malum, herkesten bir açıklama geliyor. Malum, Sayın Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Konyaaltı'na davet ediyorlar. Malum, niye davet ettikleri? Malum, böyle şey değil mi, ince bir sırıtma var yüzümde değil mi? İşte biz hep bunları önceden söylüyorduk. Diyorduk ki yapmayın, etmeyin, böyle ihale olmaz diyorduk. Antalya'daki mesleğinin namusuyla yapan insanlar bunları hep söyledi. Ama şöyle denildi, bunlar bu siyasi partiye karşı. Asla değil. Asla herhangi bir siyasi partiye karşı ya da yakınlığım yok. Evet, bir partiye götürüp oyumu, namusumu, namusum olan oyumu atıyorum. Hiç orada burada kimse laf edemez. Ben ot değilim. Rüzgar o tarafa, o tarafa, bu tarafa, bu tarafa yok. Benim de bir görüşüm var, tabii ki olacak. Ama biz bunların hepsini dile getirdik, hepsini söyledik. Bu program bunu çok anlattı. Ama dinletemedik. İşte görüyorsunuz, bir bürokrat, hiç başka bir bürokratın, başka bir kurulun bilmem neydi, kim ona da imzalatan kimdir? Ya. Adamın birini dövüyormuşlar. Kafasına vuruyorlar, ah arkam diyormuş. Ayağına vuruyorlar, ah arkam diyormuş. Koluna vuruyorlar, ah arkam. Karnına vuruyorlar, ah arkam. Ya demişler, Allah'tan kork demişler. Ya arkana bir defa vurmadık. Arkam olsaydı demiş, siz bana bunları yapamazdınız, beni dövemezdiniz, bana vuramazdınız demiş. İşte o arkalar birbirlerini böyle böyle takip edip çiş yolu bekleyen, çiş yolu bekleyen dünkü karikatürdeki o kenarda bir şey asılıydı da böyle buradan da onlar vardı ya, işte o şekilde olursa sonuç buraya gelir.
Ama ne mutlu ki bu memlekette, bu kentte dik duran insanlar da var. Dik duran STK'lar da var, dik duran siyasetçiler de var, dik duran gazeteciler de var, dik duran iş adamları da var. Dik duran memur da var, kamu görevlisi de var. Mesele bu kadar basittir. Dik durduğumuz sürece hep birlikte el ele vererek bu kentin yağmalanmasını ya da birilerine peşkeş çekilmesini önleyeceğiz inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir araya gidiyoruz, ondan sonra beraberiz. Evet, yeniden birlikteyiz ve her zaman yaptığımız gibi yine birbirine danışacağız şimdi. Hava durumunu alacağız. Havamız nasıl olacak diye tedbirler, nasıl tedbirler almamız gerektiğini. Antalya Meteoroloji İşleri 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Karşımızda meteoroloji uzmanı Sayın Hakan Türkmenoğlu var. İyi günler efendim. Merhaba, iyi günler, yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl olacak havamız? Size de iyi çalışmalar diliyorum bu arada. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu, iç kesimler ilk saatlerde yer yer sis ve puslu geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bazı merkezlerimize beklenen hava durumlarıyla günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya az bulutlu 24, Muğla az bulutlu 21, Isparta az bulutlu ilk saatlerde yer yer sis ve puslu 20, Burdur az bulutlu ilk saatlerde yer yer sis ve puslu 20 derece. Deniz hava raporu şu şekilde: rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güney, gece saatlerinde kuzey ve batı yönlerden 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20-1,5 metre. Hava az bulutlu, görüş iyi olacak. Antalya Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yayınlar, iyi günler dileriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet, şimdi bir fotoğraflara bakalım. Fotoğraflarda ne var ne yok, neler gelmiş neler gelmemiş. Sizlerden gelenlere bakacağız şimdi. Ondan sonra gazetelerimizle yine devam edeceğiz. Bu sefer ara vermeyeceğiz. 09.45'e kadar bu şekilde gideceğiz. Evet, fotoğrafları bir almaya başlayalım. Hangi fotoğraf geliyor önce? Aha, bu fotoğrafı sayın... gel işte Halil Karayalçın gönderdi sabah. Diyor ki, bak diyor, bu diyor köprünün fotoğrafı, her sabah diyor sana bu köprü fotoğrafından bir tane atacağım. Tamam, eyvallah, atın. Ben de her sabah bütün dünyaya bu köprünün fotoğrafını göstereceğim. Bu da aynı köprü. Buradan da bu arada Çinçıva'ya selamlar olsun herkese, yaşayan herkese. Son günlerde kaybettiğimiz herkesin de ailesine başsağlığı diliyorum. Çinçıva'da ne kadar izleyen varsa ya da ne kadar Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında izleyen Çinçıvalı varsa onlara da selam olsun. Sonbahar renkleri bu. Fırtına Vadisi'nin sonbahar renkleri. Bu köprü geçtiğimiz günlerde tadilata girmişti ve şimdi o tadilat çok güzel oldu. Üzerinin demirleri alındı, geçmişe götürdü. Fakat şuradaki bir kaya problemi yaşıyor şimdi. Köprünün burada bir kaya parçasını herhalde aldılar. Orada bir çalışma sırasında burada bir problem yaşıyor. Burası Şenyuva köyünde, yani Çinçıva köyünde, Rize Çamlıhemşin. Şenyuva köyündeki o meşhur işte kemer köprü. Çok eskiye dayanır. Şimdi dipsiz gölde kazıp da suyu bilmem ne Roma hazinelerini bulacaklardı ya. Biz de korkuyoruz şimdi, derler ki bu köprünün ayağında da hazine var, oradan gelip başlarlar diye. Gerçekten. Çünkü bu tür şeyler söylentiyle başlar, ondan sonra devam eder. Köprünün bir tane büyük halini bir daha gösterelim. İkinciyi, bunu değil, ikinciyi, bunun peşine bir tane. Şu, bakın, gerçekten gittiğinizde fotoğraflarınızı çektirin, fotoğrafınızı çektirin, üzerine çıkın, karşıdan karşıya geçin. Ama değerlerimiz hep elde kalsın. Devam edelim. Evet,
Celal Vecel arkadaşımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çalışmayan bir klima, bakın çalışmayan bir klima bir ofisi yaktı götürdü. Çalışmıyor. Yani klima çalışsa da arıza yapsa bir şey olsa tamam eyvallah. Çalışmayan bir klimadan sevgili Celal Vecel'in iş yeri gerçekten tanınmaz hale geldi. Ve arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha buradan iletiyorum. Onun için ne olursunuz evlerde, iş yerlerinizde tedbir alın. Bu tür kontaklara karşı tedbir alın. Yazık, günah. Bir kez daha sevgili Celal Vecel ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devam edelim. Şimdi hani yanlışını göndermişti sevgili Yakup Toklu. Hemen doğrusunu Sedat Küçükoğlu gönderdi. Bu diyor yanlış. Bunu hep birlikte konuştuk. Yanlış. Evet. Bu da doğru olanı. İşte bu. İşte bu. Doğru olanı da bu. Baştan beri söylüyoruz. Önleminizi alın. Başınıza kaskı takın. Hayatınıza kastetmeyin. Hayatınıza kastınız olmasın, kaskınız olsun. Devam edelim. Her iki arkadaşıma da, izleyicime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hem Sedat Küçükoğlu hem Yakup Toklu. Şimdi Cem Şahan bunu uzun bir zamandan beri kullanıyor bunu. Ve Büyükşehir Belediyesi de inat etti. Geçen dönemde de inat ettiler, bu dönemde de. Cem Şahan diyor ki, Muhittin Böcek Başkan önce kendi belediyesinin eksiklerini gidersin, sonra ilçelere söz versin. Ya bu Muhittin Böcek'in işi değil aslında. Şimdi yine farklı şeyler düşüneceksiniz ama oradaki bürokratlar ne iş yapıyor ben bunu merak ediyorum gerçekten. Kaç gündür şu konuyu dile getiriyoruz. Alt geçitlerle ilgili şu konuyu dile getiriyoruz. Hakikaten yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Elbap değil burası. Burası Antalya, dünya kenti. Şuraların boyanması çok da büyük bir şey değil. Devam edelim. Orhan Çoban diyor ki Sayın Başkan Böcek sahili bilmiyor mu ki davet ediliyor. Bu hakaret kabul edilebilir. Bu hakaret diyor. Kabul edilebilir değil bence. Çünkü sahili en iyi bilen kişi Sayın Başkan Böcek'tir. Aynı şeyleri hemen hemen söyledik. Cevat Yanar Antalya'nın cümle kapısı. Döşem altından günaydınlar. Bir kentin anayasası olan imar planı kişisel amaçlarla değişirse o kentin sadece bugünü değil geleceği de çalınmış olur. Ali Aydın Baba günaydın demiş. Yakup Toklu bir örnek vermiş. Diyor ki ekonomik ve sosyal koşullar insanları çözüm üretmeyip intihara sürükleyecek kadar etkiliyorsa o insanların sağlıklı düşünüp hareket etmesini beklemek haksızlık olmaz mı? Benim söyledik. Doğru diyorsunuz. O taraftan da bakmak lazım ama benim tarafımdan da bakmak lazım. Ondan sonra fotoğrafı hemen o fotoğrafla ilgili yoruma bakıyorum. Neyse burada bir adres belli demiş ama burada ne demek istemişler? Aynur Er Yılmaz diyor ki tarih 18 Kasım 2019 saat 14.51 kamyonetin kasasındakilere dikkat güzergah belli demiş. Kasada ne var? Ne oldu? Niye fotoğrafı kaldırdın? Teşekkürler. Kasada ne var? Fotoğrafın kasasındakiler Korkut Ali, Burdur, Denizli, İzmir, Antalya, Liman, Kemer, Kumluca, Filike. Bunlar bence bu şey nedir? Narenciye şeysi. Nedir? Kasaları. Ben öyle gördüm. Başka bir şey gören var mı burada? Evet. Ben öyle gördüm şahsen. Neyse inşallah ne olduğu yazılır. Devam edelim. Evet Orhan Çoban. Orhan Çoban da ne demiş? Diyor ki dün öğleden sonra Filike Turunçova'da kaza yapan bir araç. Sürücü hafif yaralı kurtuldu. Günaydın. Kazasız günler dilerim diyor. İnşallah kaza bela olmasın diye her zaman söylüyoruz. Devam edelim. Musa İbrahimoğlu günaydın. İyi sabahlar. Samsun'dan selamlar sevgiler demiş. Biraz sonra sizi bir ilçe belediyesinin başkanının feryadına götüreceğim. Ahmet Akçay gününüz aydın olsun demiş. Akçan, Ahmet Akçan. Ebru Kesimal iyi yayınlar hemşom kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Devam ediyoruz fotoğraflar. Ha bu fotoğraflarda da işte bu.
İşte bu fotoğraf sevgili Cenk'le Mukaddes. Cenk eniştemiz olur. Eniştemizin bugün doğum günüymüş, eşi. Mutluluklarının devamını diliyorum. Cenk'e de nice yıllar diliyorum inşallah. Devam edelim. Hadi hayırlısı olsun. Cem sinirinden patlamıştır vallahi. Cem var ya, Cem sinirinden patlamıştır. Şimdi tarımı biraz önce konuşmuştuk bölümlerde ve onunla ilgili bir fotoğraf bu. Sıdıka Metelik paylaşmıştı. Diyor ki tarımın bitirilişi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Sizenlerin eline sağlık demiş. Gerçekten de ancak bu kadar güzel anlatılır bu. İşte tarım bittikten sonra, tarım alanları bu hale çevrildikten sonra çöpten yiyecek arayan insanlar. Devam edelim. Sedat Küçükoğlu paylaşıyor. Foto karikatürümüz. Günaydın, iyi yayınlar. Usta çalışan ve izleyenlere güzel bir gün dilerim demiş. Diyor ki her şeyimizi kaybettik bey, şimdi ne edeceğiz? Sağlığımız yerinde, vicdanımız rahat. Çay dökhanım, yeniden başlayacağız. Gerçekten doğru. Her şeyin yeniden başlamasına bir süreç vardır. İnsanlar her şeyini kaybedebilir. Onurlarını kaybetmesinler, şereflerini kaybetmesinler, namuslarını kaybetmesinler. Kaybettikleri para ve makam olsun, koltuk olsun, gerisi kolay. Devam edelim. Teşekkürler sevgili Sedat Küçükoğlu'na. Bu da bizim zamanında işte bu Cem. Cenk ve ben. Orada bir fotoğraf çektirmiştik. Bugün Cenk'in doğum günü. Bu abisi Cem, bu evde kaldı zaten Allah'a şükür. Bu da malumunuz, ben yine bu meşhur işareti yapıyordum. Sonradan dediler ki bu PKK işareti. Hiç ilişkisi yok ya. Yılların zafer işaretini ne hale getirdiler? Niye? 3-5 tane densiz bu ülkede ülkesini satanlar, terör olaylarına karışanlar, teröre destek verenler bizi dünya ile hiçbir konuda entegre olmayalım diye her yolu deniyorlar. Ve denemeye devam ediyorlar. Ne yazık ki. İşte o teröristlerin yüzünden istediğiniz hareketleri, istediğiniz söylemleri söyleyemiyorsunuz. Niye? Hemen o sınıfa katıyorlar. Ama olay doğrusu öyle değil. Devam edelim. Evet, dilenciye para verip diyor, ülkesine faydasız insanı beslemek yerine öğrenciye kitap verip ülkesine faydalı olacak öğretmen, doktor, bilim adamı ve bunları yetiştirir diyor. Askıda kitap, siz de askıda kitaba katılmak ister misiniz diye bir paylaşım var. Kimindi bu paylaşım? Sıdıka Metelik günaydın diyor, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Şimdi eğitim gerçekten çok önemli. Bu eğitimin yanı sıra yaşam koşulları da önemli. Size sağladıkları, yaşamın size sağladıkları ya da size sağlanan olanaklar da önemli. Şimdi geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir kafe açıldı, Öğren Kafe. Evet, benim çok dikkatimi çekti bu haber. Küçük çocuklar gidiyorlar orada. Moki açılış olacak herhalde. Küçük çocuklar orada, yani daha okul çağına gelmemiş, okul çağına gelenler anne babalarıyla birlikte hayatı öğreniyorlar bir yerde ve dokunarak öğreniyorlar. Geçmişte nasıldı? Değil mi? Geçmişte hep sokakta büyüdük biz. Yağ satarım, bal satarımla büyüdük ama dost satmam. Şimdi dostlar satılıyor oto yıkamalarda. Oto yıkamalarda gidip özürler dileniyor. Oto yıkamalarda bir el, baş başa verilip elde şu bilgiler var. Ben kenarda kalayım, sen bu taraftan bunları yaz deniyor. Ah kidah, neler neler var. Hazır mı haber? Hazırmış. Haberi bir izleyelim, ondan sonra beraber olacağız. Bir belediye başkanının feryadına biraz sonra bakacağız. İzliyoruz. Çocuklar oyunlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Aktivitelerle yeni arkadaşlıklar kuruyor. Atölyelerde çocukların duyu ve motor becerileri gelişiyor. Resimde ne var? Gösterebilir misin? Resimde bir tane tilki var. Evet, sen mi yaptın hepsini? Evet. Ne yapıyorsun peki?
oyun oynuyorum, eğlenceleri kaçırmıyorum, bazı eğlencelere gidiyorum. Moki Çocuk Kafe ve oyun alanı hem çocukların hem de ailelerinin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Çocukların ve ailelerin gelip keyifle vakit geçirebileceği nasıl buldunuz mekanı? Şahane buldum, çok güzel. Kesinlikle özellikle yeni doğan ve 5 yaşa kadar olan çocukları olan aileler gelip çok keyifli vakit geçirebilirler. Şahane bir ortam. Burası yapı itibariyle anne ve babaların bir arada çocuklarıyla eğitim becerilerini geliştirdiği özel bir alan olmuş. Hafta içinde vakit buldukça, hafta sonunda muhakkak geliyoruz ki hem çocuklarımız kaliteli bir eğitim yaşam merkezi olarak adlandırılan bir yerde bu organizasyonun içinde oluyorlar. Oyunlar, atölyeler, her şey son derece donanımlı. Burada çocuklar sağlıklı yemekler de yiyebiliyor. Aileler keyifli vakit geçirebiliyor onları beklerken. Çocukların, okul öncesi çocukların daha çok kaliteli ve sosyal vakit geçirebilecek de bir alan olmadığını fark ettik. Oradan yola çıkıp böyle bir mekan açmaya karar verdim. Sadece çocuklara değinmek istemedik çünkü bir süreye ihtiyaçları var. Geldim, etkinlik yaptım, gittimden daha ziyade ailelerin de burada sosyalleşebileceği ve vakit geçirebileceği bir alan olması bence çok önemliydi. Çocuklar hayvanları kurtarma, günlük yaşam becerileri ve taşıtlarla duyu atölyeleri sayesinde becerilerini geliştiriyor. Şöyle ki 12-18 ay, 18-36 ve 3-6 yaş olarak 3 farklı atölyelerimizi kuruyoruz. Gün içerisinde 3 veya 4 saat diliminde atölyelerimizi birer saatlik zaman içerisinde yaya yaya hem çocukların küçük motor gelişimlerine hem mütür büyük motor gelişimlerine fayda sağlayacak etkinliklerimizi sağlıyoruz. Çocuklar hani evde yapamadıklarını veya herhangi bir başka bir yerde yapamadıklarını burada farklı bir şekilde yere getirmeye çalışıyorlar. İkincisi ortalama 80 metrekare bir oyun evimiz var. Bahçesi var ayrıca. Kum havuzundan tutun da işte Survivor parkuruna kadar. İşte Lego, atlama duvarı, tren parkurumuz var, aktivite masamız var. Ve bu alanda hep öğretmenlerimiz var. İki tane anaokul öğretmeniyle beraber çalışıyoruz. Burada hep içerik olarak çocuklara hem bir şeyler öğretmeyi hem de kaliteli dediğim gibi vakit geçirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü alanımız da workshop alanımız, atölyelerimiz var. Atölye içeriklerimizde bir pedagog ve anaokul müdürü tarafından hazırlanmış bir atölye içeriğimiz var. Çocuklar beslenme saatinde sağlıklı ve organik yiyecekler tüketiyor. Ailelerin de burada sosyalleşebileceği ve vakit geçirebileceği bir alan olması bence çok önemliydi. O yüzden küçük bir mutfak kurduk. Küçük bir kafemiz var. Günün her saati kahvaltı dahil gelebilecekleri, ailelerin burada sağlıklı atıştırmalıklar ve yiyecekler bulabildikleri bir ortam. Aynı şekilde çocuk menümüz var. Hani çocukların da ufak tefek atıştırmalıklardan faydalanabileceği bir düzen var. Pazartesi hariç 6 gün çocuklar burada keyiflerince eğleniyor. Evet, izlediniz. Çocuklar dokunarak öğreniyorlar. Biz eskiden dokunurduk. Uzun eşek oynardık. Ondan sonra kovboyculuk vardı. Ondan sonra tek ters vardı, yakan top vardı. Her şey vardı. Yani ama hep dokunaraktı. Hep arkadaşlarlaydı, birlikteydi. Belki de toplumsal bilincimiz o sokakta başlıyordu. Şimdi çocuklar ne yapsınlar? Niye? Çocukların oyun alanı kalmadı. Çocukları dört duvar arasına tıkıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki sosyal medya fenomeni oldu çocuk. Ne olacaktı? Beni gibi keçi çoban olacak hali yok Kaçkar Dağları'nda, değil mi? Şimdi bana çoğu soruyor özelden. Zaman zaman böyle şey yapıyorlar. Nedir? Ne mezunusun diye. Ben de söylüyorum ama bir türlü inandıramadım. Diyorum ki ilkokul mezunuyum, inanmadılar. O zaman doğrusunu söyleyeyim dedim. Söz mü dediler, söz. Doğrusunu söylüyorum. Ben Erok Üniversitesi'nde okudum. Oradan Çulina'ya geldim. Çulina Üniversitesi'nde bir dönem okudum. Ondan sonra oradaki benim profesörlerimden bir tanesi Çiğegeni'ydi. Çiğegeni'den çok şey öğrendik ki felsefe konusunda çok büyük bir yazardır. Birçoğunuz belki de bilirsiniz. Bir fotoğraf attım arkadaşlar bu arada. Uzmanlık alanım keçi çobanlığı. Mikrofonu uzaklaştırayım. Aha, uzaklaştırdım. Halil, sana da bir yaranamadım. Bir uzaklaş, bir yakınlaş. Bir git, bir gel. Bu Halillerle ben hiç anlaşamadım. Hayatım boyunca anlaşamadım. Onun için öyle bir durum da söz konusu. Şimdi böyle bir Çiğegeni'ydi. Bir de Ferido vardı. Ferit diye bazılarınız o değil. Ferit vardı. O da nallama konusunda çok büyük uzmandı.
Gerçekten ben bu uzmanlar, bu hocalardan yetiştim. Onun için sıkıntı yok. Rahat olun. Önemli olan nerede, ne mezun olduğum değil, size ne verebildiğim. Ben keçi çobanıyım, bunun da içinde hiçbir şey yok. Yani beyin olarak adlandırmayın. Ha bu da Çinçiva Kahve'den geldi. Az önce dediler ki hep beraber izliyoruz dediler. İşte benim hayatımdaki anlaşamadığım dedim Halil'lerden biri de bu. Yaşlandı adam geldi 40 yaşına ya maşallah maşallah. Buradan herkese de selamlarımızı iletelim. Kahvaltıya bakar mısınız ya? Allah'a revamı. Biz simitle kahvaltı yapıyoruz. Beylerin muhlama var, yumurta var, bal var, tereyağı var, kaymak var. Yediğimiz gözümüzü tutar inşallah derler bizde. Hani şey olsun diye böyle iyi anlamda söylerler bunu. Şimdi bunun üzerine gelelim. Yani Karadeniz'de turizm açıldı ya, bir turizm haberi var mı elimizde başka fotoğraf? Ha yok. O zaman şu Antalya gündemi bir alalım. Çünkü sıra turizme gelmiş. Turizmciler aman dikkat. Biliyorsunuz ben böyle büyük turizmciyiz diye geçinenler şey edenlerle hayatta anlaşamadım. Niye? Çünkü onlar istiyorlar ki biz onların kalemşörleri olalım. Dünkü gösterdiğim o karikatürdeki gibi yok. Ve ikide bir vay yandık, bittik, ettik. İşte şöyle oldu, böyle oldu yok. Kazancınızdan Türkiye'ye vergi vereceksiniz. Hem devletin arazisi üzerine 49 yıllık işte 29 yıllık neyse kiralayacaksınız yani benim yerlerimi. Hem sahillere bizi sokmayacaksınız. Sizin olduğunuz yerlerde denize giremeyeceğiz. Niye? Otelin önüymüş böyle. Hem de ondan sonra ağlayacaksınız. Yok. Şu vergiyi vereceksiniz. Bu vergiyi vereceksiniz. Bir kanzış olacaksınız. Kaçış yok. Sıra turizmde demiş. Turizmcilere %2 konaklama vergi yükümlülüğünün getirilmesinin turizm sektörünü bitireceğini söyleyen Genel Başkan Ümit Aktuman, turizme hoyratça davranıyoruz. Eğitim, ekonomi ve tarımı yanlış politikalardan dolayı batırdık. Böyle devam ederse turizmin de batması uzun zaman almayacak demiş. Konaklama sektöründe faaliyet gösteren turizmcilere yeni vergi yükümlülüğü getiren, geceleme hizmeti bedeli üzerinden %2 oranında konaklama vergisi alınmasını öngören yasasına tepki gösteren Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ümit Aktuman, uygulanan turizm vergisi hem turizmcileri hem de turistleri mağdur edecek. Buna nasıl çare bulacaklar inanın ben de bilmiyorum. Yetkililer verdikleri karardan geride dönmeyecekler çünkü devletin kasası boş. Ah işte. Ah. Vallahi içeriden ses gelmiyor. İçeriden ses gelmiyor. Düşünün ki Maran'ı bile mahvetmişler. Mardan değil, Maran, Maran. Maran'da da bir şey yok. Allah'a bir şükür. Niye? Yaylacılık kalktı. Türkiye'de üretim yok. Yaylaların birçoğuna devlet el koydu, mera olarak. Niye? Çünkü yaylalılar gelmeye başlayacak. Yaylalılar var ya, bedeviler. Onlar. Hani Türkiye'nin ne Pınarı'ydı hareketi? Ne? Barış Pınarı hareketinde yanımızda olmayan, gidip emperyalist güçlerle birlikte onlarla aynı yatağa girenleri, şimdi biz alacağız buralarda ne yapacağız? O yaylaları falan onlara verecekler. Benim de hakkım varsa helal olmasın. Kime hakkım varsa helal olmasın. Hiç affetmem beni. Baba mirasında zerre gözüm yoktur, o taraf hariç. Onu söyleyeyim. Çünkü babam bana müthiş bir miras bıraktı. Gerçekten. Neyi bıraktı? Çevreye sahip çıkmak gerektiğini ve anılarını. Daha dünyada bundan büyük bir miras olur mu? Para bir gün bitiyor, anılar bitmiyor. Ne kadar çok anlatırsanız o kadar vardır. Devam edelim. Türkiye'de tarım bitti mi? Evet bitti. Türkiye'de eğitim sistemi tartışılıyor. Ne oldu? İşte okullar yine tatil. Yaz. Efendim? Bizim de Halil'in kafasında bir hayvan şeysi var. Şimdi beni ayı olarak gördüğü için ikide bir bunu hatırlatıyor. Hayvancılıkta, evet hayvancılıkta bitti. Hadi gözün aydın ya. Hadi gözün aydın. Ben insan olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Hayatta söylemedim. Ayı olduğumu her zaman söylerim. Yazıp çizmeye gerek yok. Ben zaten kendimi biliyorum. Eğitim, ekonomi ve tarımda yanlış politikalardan dolayı batırdık. Böyle devam ederse turizmin de batması uzun zaman almayacak diyen Başkan Aktuman. Turizmde de
şu an yanlış politikalar uyguluyoruz. Bu politikayla devam edersek kaçınılmaz batışı yaşayacağız. Biz sadece deniz, kum ve güneşi satıyoruz. Ancak bunların bulunduğu birçok ülke var. Turist eğer burada zorlarsanız onlar da başka ülkelere yönelirler ifadelerine yer verdi. Evet, deniz var, güneş var, kum var, bunları satıyorsunuz. Doğa turizmi, gittiğiniz yerleri Allah var, mok içinde bırakıp geri dönüyorsunuz. Hiçbir tanenizin sırt çantasında ben içtiğiniz, yediğiniz, zıkkımlandığınız şeyin geri getirdiğinizi görmedim. Doğa yürüyüşçüleri hariç. Bakın doğayı sevenleri, doğaya saygı gösterenlere demiyorum bunu. Diğerlerine diyorum. Diğerlerine, yapmayanlara. O yerleri çöp haline, çöplük haline getirenlere diyorum. Evet, şimdi bir mesaj vardı. Sabah beri burada tutuyordum o mesajı. Ve şimdi isyan etmiştir o da. Ya yeter artık. Sevgili Oktay Açık Sözlü, sana da merhaba olsun buradan. Çünkü Oktay da artık sabah programının vazgeçilmelerinden oldu. Nazife Boyacı, günaydın Ali Bey, iyi yayınlar dilerim. Celal ve Cel arkadaşımıza çok geçmiş olsun diyor. Orhan abi, Ali abi, doğrusu dediğin kasklı motor da öncelikle motor yaya geçidinden geçiyor ve iki kişilik motora 100 kişi biniyor. O motordaki durum da doğru değil demiş. En azından kask açısından dedik. Aynur Er Yılmaz, kasaların ardında paketlenmiş gazeteler vardı demiş. Ha şey mi, mesele gazeteleri. Ali Filiz diyor ki merhaba Ali abi, hırsızlar ne? Hırsızlar aç lığından değil, alışkanlığından çalar demiş. Sevdiğin bedende, ummadığın günde ayrıldın mı sende? Söylesene dağlar, 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 söylesene dağlar, içim kan ağlar. Şimdi Karmıklı Yaylası'na götüreceğim sizi. Karmıklı Yaylası'nı biliyorsunuz değil mi? Karmıklı'da ne olduydu? Belediye başkanına kafa tutan bir şeyci var, taş ocakçı. Hüseyin Erhan Acar. Öyle de bir yazmış ki vallahi billahi şey yazsa nedir ferman yazsa padişah okutmaz der ki yeter Allah'tan kork bu kadar uzun mu yazılır diye. Önce bir görüntümüz var. İbradiye götüreceğim sizi. İbradiye Belediye Başkanı Serkan Küçükkaya'nın dayanışma gücü, dayanışması, İbradlıların dayanışması. Oradaki o ruhsatsız ocağa karşı çünkü iptal etmiş. Yasa iptal etmiş ama o hala devam ediyor. Niye? Para var. Para varsa huzur var diyorlar. Bende de öyle değil vallahi. Para yoksa huzur var. Çünkü para olunca ona ver buna ver. O istiyor bu istiyor. İlk gün ayrı, ilk gün istemiyor şimdi Allah var da. Sedef ayrı ister. Nurten ayrı ister. Eylül ayrı ister. Yoksa o rahatsın vallahi. Yok diyorsun. Oh ne güzel onlar üzülsün diyorsun. Haberi izliyoruz. Habere bakıyoruz. Haber değil de bu. Bu programın özeli. Bu bizim özel görüntümüz. İzliyoruz ondan sonra beraberiz. Olağan meclis toplantımızı tamam. Burada yapacağız. Bir sonraki, önümüzdeki haftaki Büyükşehir Meclisi'ne de taşıyacağız. Halkımızla birlikte Büyükşehir Meclisi'ne katılacağız. Yine burada soldaki abi sol benim solum burası ha o bir o taraf. Ben bu halillerden vallahi çok çektim. Şimdi
Bu arada sizden gelen mesajlar, Kenan Çakırca Bursa'dan katılıyor biliyorsunuz. Ona da merhaba. Muhammed Alkaya diyor ki günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Özellikle politikacıların malum sözleri var. Antalya sevdam, Türkiye sevdam falan. Ben bu sözleri duyduğum zaman ifrit oluyorum. Hepimiz memleketimizi, vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Onların sevgisinin farkı nedir acaba diyor. Kenan Çakırca Bursa'dan merhaba demiş. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Hayırlı sabahlar, bram bram. Ömer Özbey'e merhaba diyelim. Mehmet Kaymaz günaydın Ali abim. Babanın mekanı cennet olsun. Bütün geçmişlerimizin mekanı cennet olsun. Arkada dönerse sevinirim o şey. Az önceki video. Hüseyin Erhan Acar diyor ki günaydın Ali Bey ve Kanal Bey emekçileri. İbrade Sürek Yaylası'nın su açısından zenginliğine sahip olan kısmı Karamıklı mevkisinde başlatılan mermer ocağı çalışmasında yasal iznim var ve yasal bir iş yapıyorum diyor. Ruhsat sahibi arkadaş. Bakın burası çok önemli. Yasal olması halka, doğaya faydalı olması anlamına gelmez. Örneğin yasal bir izinle yaptıkları aramayla buzul çağından kalma Dipsiz Gölü yok ettiler. Dipsiz Gölü tahrip edilmesi ulusal kayıp. Dipsiz Göl'de define olması mümkün değil. Böyle bir cehalet olamaz. Bugünkü çağda dahi zorla boşaltılan bir gölü ya da içi yararak boşaltılan bir göl alanının nasıl altına bir şey gömüp üstünü suyla doldururlar. Bunu anlamak, böyle bir şey düşünmek, kabul etmek bilime, hukuka, insanlığa çok da yaraşır bir durum değil. Ama bu cehalete yasal bir zemin kazandırıp arama ruhsatı verdiler. Şimdi bakanlıktan tut valilik bile izni kim verdi diye soruşturma başlatıyor ve bakan çıkmış bölgeyi sit alanı ilan edeceğiz diyor. Dalga geçercesine. Biz Karamıklı'da devletin göreve çağırdık. Bölge su havzasıdır, yaban hayatı bölgesidir, endemik türler barındırır ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde adaydır. Daha önce Gembos'ta yapılan fırıldaklığı unutmadık. Bölgeye Antalya tarafından ruhsat verilmediği için Konya sınırı 20 kilometre genişletilip saha Antalya sınırından çıkartılıp Konya sınırına geçilmiş ve böylece Konya'dan alınan ruhsatla bölgenin içine edilmiştir. Çok doğru. Orada böyle bir şey yaptılar. Karamıklı'ya verilecek hasar geri döndürüleme sonuçlar doğuracaktır. Belediye başkanı kamu görevlisi olmasına rağmen tek başına mücadele veriyor. İnşallah açılan davayla yürütmeyi durdururuz. En azından az bir hasarla kurtulur demiş. Teşekkürler. Hikmet Dikici günaydınlar demiş. Bize de ayrılan süre burada bitti. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu mücadeleyi bırakmayacağım. Hep birlikte bu mücadelenin içinde olacağız. Yapımda yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, doğaya karşı işlenen bir suç varsa çekin fotoğrafını ya da görüntüsünü gönderin. Hep birlikte buradan yine onu dünyaya duyuralım. Eğer gücünüz yetmediği zaman varsa unutmayın, Özgürlüklerin programı Ali Orhan ile Antalya Gündem her zaman burada. Evet, profesörüm Çeğeni de nurlar içinde yatsın. Ben ne yapıyorum? Hadi, hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın. Düşündüğümüz sürece varız. Müzik çalsın, ben gidiyorum. Keçiye vakt duman oldun, içim yanar sızım sızım vah. Yağmalandım talan oldum, bugün süzüm yarın sızım vah. Geldim geçtim veran oldum, dostummuş kırık sazım vah. Keçi eyvah duman oldum, içim yanar sızım sızım vah. Yamalandım talan oldum, bugün süzüm yarın sızım vah.